Günaydın. Evet. Uzun bir aradan sonra günaydın arkadaşlar. Saçım başımın halini anlayacak. Ben yeni uyandım. Yüzüm gözüm şiş. Yani sabah uyandığımızda da prensesler gibi değiliz. Hemen kendimize bir kahve yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi sabah uyandım. Benim burnum yine dolmuş. Yine nefes alamıyorum. Of, bıktım artık şu oğlanın dengesizliğinden yahu. Artık oğlan bir ısınsa mı acaba yahu? Yahu yalnız. Hemen kendimize güzel bir kahve yapalım. Bugün günlerden cumartesi. Tatilden beri kendimize gelemedik arkadaşlar. Gelemiyoruz. Olmuyor. Olmuyor, gelemiyoruz. Tatili mahvetti. Havalar da tuhaf yani. Şu anda mesela yine full yağmur yağıyor. Ay ya, benim şu mutfağım var ya arkadaşlar, böyle temiz olduğu zaman ben çok mutlu oluyorum ya. Yani böyle benim mutfağım temizse benim o günüm böyle aşırı mutlu geçiyor. Çünkü sabah sabah yapmaktan nefret ediyorum. Bugün neler yapalım? Bugün bir yerlere gidelim. Güzel bir gün geçirelim. Aa, ben bugün çok enerjim ya. Aslan parçamı uzun dayaklarını çorbanı giyelim. Aslan parçamı uzun dayaklarını çorbanı giyelim. Hadi. Bir ayağını Aferin sana. Selamlar. Şimdi arkadaşlar ben ilaçlarımı içtim. Bunları bir kaldıralım. Şimdi benim canım o kadar çok tatlı istiyor ki şimdi sizinle birlikte şey hazırlayacağız. Waffle hazırlayacağız. Hatta gelin ben sizi şöyle şuraya koyayım arkadaşlar. Sizinle birlikte waffle hazırlayalım. Şurada da biraz çöpler var. Şunları bir şuraya kaldırayım. Birazdan onları hallederiz. Şimdi hemen hem adene hazırlayacağız hem bana hazırlayacağız. Adeninki normal unlu olacak. Benimkisi yulaf unuyla olacak arkadaşlar. Önce o yüzden yulaf ununu hazırlayalım. Thank you.
Evet. İnanılmaz lezzetli çok. Var ya, çikolatayı sürsem mi sürmesem mi diye bayağı düşündüm. Diyettim ama benim şu an inanılmaz bir baş dönmem var. Şeker düştü. Yani öyle umuyorum. Yoksa bunu hiç vicdan azabı çektiğim için yiyemem. Oraya düşse de bir şey olmaz. Hava çok kötü. Aslında bugün dışarı çıkarırız diye planlamıştım ama hala daha gördüğüm gibi boynum çekiyorum. Hala hasta için. Ve hava o kadar dengesiz ki. Mesela bir an o kadar sıcak ki. Mesela bir saat böyle çok sıcak. İnanılmaz terliyor. Sonra bir anda bir rüzgar çıkıyor. İnanılmaz üşüyoruz. Anne, az önce ben Emre'lerle oynarken o kadar çok böyle kalktı ki tuvalet vardı. Büyük bir tuvaletim vardı. Koş yap tuvaletin anne. Git yap hadi. Tutma annem tuvalet tutmak zararlı. Neden? O zaman hadi bir tane mi? Bak fotoğrafını çekecektim, çekemedim, dur çekeyim. Şöyle yarımdan çekeyim bari. Anne, ben daha yok. Annem iki tane yaptım sana zaten. Tamam yaparım ya. Git çikolatayı getir, süreyim biraz daha. Bak tezgahın üstünde. Sonra bir spor yaparız. Benim bir huyum var arkadaşlar. Yani böyle ben inanılmaz aceleci bir insanım. Ve bunu aşmak zorundayım. Mesela bir spor yapıyorum ya, hadi bir an önce bitsin. Hep öyleyim. Bu durumu biraz aşarsam daha iyi olacak benim için. Bu arada aralıklı orucu hala devam ediyorum. Çok da iyi gitti bu arada. Tatilde de çok güzel incelenmiştim falan. Şimdi tatildeki ödemlerimi de verdim. Daha iyiyim, rahatım ve bu aralıklı oruç bana şey yönünden çok iyi geldi. Midemdeki böyle rahatsızlıkları ve sıkıntıları attığını düşünüyorum ve bana bu konuda bayağı iyi geldi. Anneciğim ne yapıyorsun? Sarmıştım ben.
Çikolata sürdün mü? Ben vermiştim. Ama hayır, sarınca oraya da geliyor. Sağ böyle. Al. Bakın. Oğlum ne hissediyorum? Midem daha rahat. Bedenim daha rahat. Akşam için işte çok hafif bir şey yapmayı planlıyorum. Anneciğim mutfağın kapısını kapat. Neyse kapatma falan, ellerin çok pis. Esti mesela, bakın şu an çok esti. Sana bir tumbleda unu söyleyeyim ben. Bir de ben marketten muz söyledim. Meğersem taneyle satılıyormuş. Bir tane çikolata gelmiş. Tamam, bu şimdi Migros'ta haberi bizim eve çalışıyor. Ağzımızı tutacak mı? Tamam. Adamlar bir odur bu kız neyse ilk alışmış yapıyor. Ne yapayım gayet? Ne yapayım gayet? Ne yapayım gayet? Doyduysan eli. Ama annem onu bitirmeyecek misin? Tuvalete mi gidiyorsun? Akşam içinde şey yapacağım. Tavuk yapacağım. Yanına salata yapacağım. Yulaf kepeği iyi olur ya. Böyle vafa falan için. Ben kendime onunla tatlımı bazı tatlı ihtiyacımı bastırırım yani. Gerçek adamla balık sürecek. Şimdi güzel bir detoks yapacağız. Birlikte hazırlarız. Yukarıda işlerim var. Hatice abla eşyaları kaplayıp yukarıda bırakmış, onları yerleştireceğiz. Mutfağı bir halledelim, sonra karıştırırız. Thank you.
Oha. Vergisini ödesek de bence sorun değil yani. Peki. Şey ne diyorlar ekstralara? Göster bakalım. Oo çok güzel. Ne kadar değişik. Çok beğendim. Şimdi arkadaşlar.
arkadaşlar sizinle birlikte bir detoks suyu hazırlayacağız. Ben hem hazırlayacağım sizinle hem de Instagram'a da bunu yükleyeceğim. Şimdi önce malzemeleri ben getireyim. Ben bunu çok çok fazla tüketiyorum. Yazın daha da çok tüketiyorum. Daha bu yaz ilk defa yapacağım. Daha önceden de çokça denediğim bir tarifti bu benim. O yüzden şu hazırlık bana dar gelirken şu an bol gelmeye başladı ve sürekli düşüyor. Neyse, malzeme olarak chia kullanacağız, limon kullanacağız. Ve bir bardak su kullanacağız. Şu güzel bardağımızda yapalım. Bir de tripodumuzu çıkartalım. O neymiş bir adam? Baktım bakalım. Önce bir bardak suyumuzu dolduralım. Evet. Ardından bir yemek kaşığı silme chia tohumlarımızı ekleyelim. Hemen ardından yarım limonumuzun suyunu ekleyelim. İşte bu kadar. Hemen ardından bu karışımımızı biraz karıştıralım. Ve buzdolabında en az 4 saat boyunca bekletelim. Gördüğünüz gibi hazır arkadaşlar. Ben şimdi bir de arkadaşlar en az 3-4 saat boyunca dolapta bekletiyoruz. İsterseniz içerisine bal da koyabilirsiniz. Hatta bal da koyalım biz. İşte bu kadar. En az 3-4 saat bekleyerek yemekten yarım saat önce bunu afiyetle içiyoruz. Hadi dinlendirelim biz şimdi bunu. Biz şimdi bunu dinlendirelim, daha sonra içeceğiz arkadaşlar. Buzdolabına koyayım ben. Şimdi arkadaşlar şundan yapacağım kendime bir tane. Hastayım gördünüz mü? Yine kötü oldu. Niye ben kısa kısa giyinirsem öyle olur. Şundan içeyim bir tane de kendime geleyim. Bir yandan da şimdi yemeği hazırlayacağım. Şimdi yemeği de hazırlayayım. Çıkarttığım tavukları pişirmek için hazırlayayım. Arada bir telefonu konuşalım sen benimle. Sizi ben. Evet, şimdi.
Evet, yemeklerimiz hazır arkadaşlar. Birazdan yemek yemeye gideceğiz. Şimdi arkadaşlar çekirdek kavuruyorum salatayı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Çekirdek mi kavuruyorsunuz salatanızı? Hanımefendi, çekirdek kavurduğunuz için size çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bu kadar güzel çekirdek kavuran birisini daha önce görmedim. Bakıyorum, çok güzel kavuruyor. Bir daha bakıyorum, çok güzel. Yani böyle kavruk kavruk çekirdeği başka nereden bulabiliriz? Balkonda güneş var mı? Evet. O zaman içeride yeriz. Bizimki şimdi dışarı çıktı, hayatta gelip yemez. Yok, kapının önündeyip karşılaştık ya. Evde böyle elini tutuşup yürüyorlar, bak bak. Kavgalılar Emre ile. Elini tutuyorlar ya. Bizim çocuklar iki gün küsüyorlar, iki gün barışık. Efendim? İki gün küsüyorlar, iki gün barışık diyor. Nalan şişesini verir misin? Canet abi çok bozulmuş ya. Hala kesten şeker deyip duruyor. Hazır kahvaltı, hazır yemek, hazır yeme. Geçen dedim söyledim, kayıncım oturmuş yürü dedim ya. Cerdanhanesinde sipariş edilen her şeyi yeme gibi bir adet var. Bu kamerayı herkese izleteceğim arkadaşlar. Annem de izlesin de görsünler damatlarım gerçekten. Evet, görsünler. Gerçekten izledim. Nasıl yok ya? Çalışan ya. Ne yapacağız? Ben burada yemek hazırlıyorum, farkında mısın? Başlıktan geberiyorum. Ama reçel değil. Reçel olmamalı. Ekmek de olmamalı, ekmek yok. Reçel olmamalı bence. Ekmeği de geçip reçel olmamalı. Şey diyeceğim. Görüşmem güzel geçti. Lafınızı değiştireceğim. Şaşırdım ha. Arkadaşlar tavuk yemeğimiz çok lezzetli oldu. Aşkım vallahi çok güzel oldu. Burada pis ya. Hemen başla. İçecekleri aldın mı? Suyu aldım. Şimdi içeceklerimizi alıyorum. Bardaklarımızı alacağım. Ve ardından... Aşkım çok şey yapmadın, çok fazla kesecek yer mi kalıyorsun? Sana ne dedi biliyor musun? Neydi? Zamanım dedi benim çok, bana dedi ki anne ben dedi Allah'a dedi dua ettim dedi. Niye dedim, annem tamam açsın dedi. Niye öyle bir şey diyorsun dedim. Of çok ekşimiş bu. Allah, niye öyle bir şey diyorsun dedim. Sen beni üzdün dedi. Biliyor musun dedi, ben dedi aşağı dedi Allah'ım ben yok olayım dedim dedi. Sen bu çocuğa neler işitiyorsun evde bu cümleyi söylüyorsun. Bak şimdi ne biliyor musun? Emre buna vurdu. Tamam, bu da ona vurdu mu yalnız? Ben de buna kızdım. Eve geldi ağlayarak, kızdım. Sonra gel sen balkondan Emre'ye topunu at, al oyna diye. Dedim ki, sana vuran insana dedim böyle bir şey yapmamalısın. Evet. Git dedim topunu al. Evet. Öyle dedim diye üzülmüş. Niye topumu alıyorum diye. Çünkü dedim top için kavga ettiniz ve topunu Emre aşağıdaki balkona attı. Sonra Adana diyor ki gir al. Kendini kullandırtma. Top nerede? Buradaydı, atmıştır aşağıya. Aden! Top nerede? Bulamıyorum. Hadi gel yemek yiyoruz. Tamam. Ondan sonra. Kızmış bana öyle diyor. Sen de hemen zarar verin insanlara. Ödül gibi dedim, bir şeyini verme. Tam tersine dedim, onlarla oynamamalısın dedim. Bir daha, evet. Doğru demişsin. Evet arkadaşlar, artık ben yatmaya hazırlanıyorum. Saat de epey geç oldu. Yarın tekrardan konuşuruz. Bu arada yüzüme şöyle bir C vitamini yaptım. İnanılmaz iyi oldu. Hadi yarın görüşürüz.